Osmanlı Devleti'nin 3. Sultanı 1. Murat Han 1326'da doğdu. Babası Orhan Bey, annesi Yarhisar Tekfur'un kızı Nilüfer Hatun'dur. Osmanlı tarihinde Gazi Hünkar ve Hüdavendigar olarak anılır. 1. Murat Hüdavendigar, Osmanlı kaynaklarında orta boylu, yuvarlak yüzlü, koç burunlu, hayırsever, adil, ömrünü gazaya sarf etmiş bir hükümdar olarak tasvir edilir. Bizans kaynaklarında ise az konuşan, fakat konuştuğunda güzel sözler söyleyen, ava düşkün, yorulmak bilmeyen, Hristiyanlara karşı merhametli, ancak hataya göz yummayan ve sertliğe başvurabilen, düşmanlarına karşı daima başarılı bir sultan şeklinde anılır. Bayezid, Yakup, Savcı ve İbrahim adlarında 4 oğlu vardır. Orhan Bey, İzmit fethine hareket etmeden önce 1337'de oğlu Murad'a Bursa Bey sancağını verdi. Murat 12 yaşında, küçük yaşından beri lalası olan Şahin'le birlikte Bursa Bey sancağına gönderildi. İzmit'in fethinden sonra Sultan Öyüğü sancağına nakledildi. Rumeli Fatihi olarak anılan kardeşi Süleyman Paşa'nın ölmesi üzerine 1357'de lalası Şahin'le birlikte önemli bir kuvvetle Rumeli'ye gönderildi. Orada 1362'ye kadar şehzade sıfatıyla fetihlerde bulundu. 1361 yılının baharında Şehzade Murat, Rumeli kuvvetlerini emri altında toplayıp Edirne üzerine yürüdü ve 5 Mayıs 1361 tarihinde Edirne'yi fethetti. Bu arada babası Orhan Gazi'nin vefat ettiğini haber aldı. Hemen Bursa'ya döndü, tahta geçti. 1. Murat tahta geçtikten sonra 1365 yılına kadar Karaman ve Eretna tehdidi yüzünden Anadolu'da kaldı. 1. Murat 1362 kışını Bursa'da geçirdikten sonra güçlü bir ordu toplayarak ertesi yılın baharında sefere çıktı. Eretna'nın Moğol birliklerini Eskişehir bölgesinde bozguna uğrattı. Karaman ordusunu püskürttü. Bunun üzerine kuşatma altında bulunan Ankara ahileri kalenin anahtarlarını getirip teslim ettiler. Karaman ve Eretna tehdidi böylece ortadan kalktı. Sultan 1. Murat, fetihten sonra Edirne'de saray inşa ettirmiş, İstanbul'un fethine kadar devlete başkentlik yapacak Edirne'yi imar etmeye başlamıştır. Artık İstanbul'un fethine biraz daha yaklaşılmış oluyordu. Bu durum Bizans devletinde korkuya sebep oldu. Ellerinden gelen her çareye başvurarak İstanbul'u Osmanlılardan korumaya çalışıyorlardı. Edirne'nin fethinden sonra Balkanlarda fetih harekatı iyice hızlanmış ve Sultan 1. Murat Balkanlarda üstün bir hükümdar durumuna gelmişti. Balkan coğrafyasında bulunan devletler artık Osmanlı Devleti'nin güvencesi ve koruması altına giriyor, imparatorlarıyla birlikte bütün askerleri vasal denilen hazır asker haline dönüşüyordu. Rumeli'de ve Balkanlarda fetihler ardı ardına geliyordu. Ancak Macarlar Osmanlı'nın yayılışına karşı durmak, onları Balkanlardan çıkarmak için sürekli gayret ediyordu. Hatta bu kapsamda bir Haçlı ordusu hazırlığı bile vardı. Bu arada Macarlarla da anlaşma yapan Sırplar, 1. Murad'ın planını ve askerinin durumunu öğrenmek için bir elçi gönderilmesine karar vermişti. Sırp Prensi Lazar'ın bu tavırlarına öfkelenen 1. Murad, ordusuyla harekete geçip Kiçi Morava'nın dar dağ geçidinden Kosova Ovası'na inmek zorunda kalmış ve ovada Gümüşhisar önünde ordugahını kurmuştur. Kosova Savaşı
Osmanlı kuvvetlerinin kesin galibiyetiyle sonuçlandı. Başlangıçta Osmanlı sol kolu çöktü, fakat sağ koldaki Yıldırım Bayezid'in büyük gayreti sayesinde zafer kazanıldı. 1. Murat birkaç hasekisiyle gelip cesetler arasında dolaşırken, kendisini cesetler arasına saklamış bulunan Miloš Kobilović tarafından hançerle yaralandı ve az sonra öldü. Şehit düştüğü yerde gömüldü. Daha sonra savaş meydanında tahta geçen oğlu Yıldırım Bayezid tarafından Bursa'ya götürülüp çekirgedeki türbesine defnedildi. Yaralandığı ve öldüğü yere Hüdavendigar Meşhedi denilen bir türbe yapıldı. Birinci Murat Hüdavendigar, başta Bursa ve Edirne olmak üzere birçok yerde vakıflar, imaretler, camiler ve külliyeler yaptırmıştır. Birinci Murat döneminde Rumeli ikinci vatan haline gelmiş. Osmanlılara Anadolu'da üstünlük sağlamış, böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk taslağı meydana çıkmıştır. Allah Sultan Murat Hüdavendigâr'a ve nesline rahmet eylesin.